Başka var mıydı yazın? Tamam mı? İşte 65 senedir çalışıyor, ekmeğimizi yiyor. Allah bir kurban bayramı yatırıyor. Ne kadar para dönüyor. Öyle mi? Biz de ekmeğimizi aradan alıyor. Olay bu. O günden bugüne de çalışırız. Hepsi bu. Nasıl hareketlilik var mı? Allah'a şükür. Şükür. Şu an ne yapıyorsunuz genelde? Genelde keskinleme yapıyor. Yalnız bileğe işi. Daha önce hazır yaptıklarımız orada hazır satıyor. Çin'de şu anda bir yalnız bileğe. Çalışmamıza bağlı, gelen müşteriye bağlı. İcabeti 2 saat 10, 11 alıp keskinleme, yani yarına bıraktıklarımızı 10-11'e kadar keskinlediğimiz oluyor arkadaşım. Daha evvel 10 liraya keskinledik, şimdi 15 liraya, yani bayram geldi diye değil, her şeye zam geldi diye. Allah devlete, millete sağlıkla, afiyetle, hayırlı bayramlar nasip etsin. Vallahi ne söyleyeyim işte, bu bayramın önceliği adet gibi bir şey. Ustamız da eski bir bıçakçı. Dededen, babadan gelen hem de arkadaşımız olur. Kendisine de işte kolaylık diliyoruz. Abi, ya işte üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz biz. Önemli olan maddiyat değil, hayvanların incinmeden gayet güzel çalışması için bıçakların. Üzerime düşeni yapıp ağızlarını keskinlemesini yapıyoruz. Önemli olan bıçakları, bıçak yapmasını bilen birine keskinlemek. Öyle sokak çarkçılarına verip de bıçaklarımızı araya vermeyelim, yazıktır. Ben her şeye milli servet gözüyle bakarım. Hayvanın incinmesi zaten daha büyük bir mesele. Onun için işimizi iyi yapmak için erbaplarına götürmek lazım. İşi ehline verin diye hadis bile var.